Merhaba arkadaşlar. Bugün maksiller sağ köpek dişi yani kanin dişinin 3 katı oranında bir mum yontusunu yapacağız. Bunun için ben 2 plak pembe plak mum sardım. Benim için yeterli geldi. Ölçülerini ayarladım. 3 katı oranında bu dişin mezyal distal boyutu 22,5-23 alabiliriz. Labiyelden palatinale boyutu ise 24, krom boyu 30, kök boyunu 51 mm olarak ayarladım. Dişimizin serviksteki mezyal distal boyutu 16,5, labiyel palatinaldeki serviks boyutu 21 olacak. Şimdi ben krom boyunu ayarlayacağım ve bir çizim yapacağım. Kafi. Krom boyutum. Labiyelim burası olarak belirlemişim. Labiyel yüzüme sağ kaninin bir görselini çizeceğim. Distal kenar uzunluğum, mezyal kenar uzunluğumdan fazla olacak. Bu şekilde bir çizim yaptım. Kasp tepesinden mezyal ve distal yüzey eğilimlerini yapıyorum. Labiyelimde 3 lob, 2 çöküntü var ve bunu oluştururken ortada bir sırt bırakıyorum. Yavaşça eğimlendiriyorum kas tepesine doğru. Labiyelde kontur kretim servikal üçlü, orta üçlü bileşiminde olacak şekilde kontür kretini oluşturuyorum. Mezyal distalden daraltıyorum. Servikal çizgimi palatinale taşıyorum. Bu işlemi yaparken servikal çizgim mezyalde kaspa doğru kurvatür yapıyor. Distalde bu kurvatür mezyale göre daha az kaspa doğru yükseliyor. Thank you.
kontur kretimi ayarladım. Kasp tepeme doğru bir eğim yaptım. Bir sırt oluşturdum. Bu yüzeylerde çöküntüler oluşturdum. Kolye bölgesinde, serviks'te biraz daha daraltım yapacağız. Distal ve mezyal kontak alanlarını yapacağız. Kaspa doğru eğimimi birazcık daha artıracağım. Daha sonra singulumu ve paratinal yüze geçiş yapacağım. Labialde orta lob çok gelişmiştir. Serviksten kasp tepesine kadar bir sırt oluşturur. Distal temas alanı orta üçlünün ortasındadır. Serviks'teki daraltmayı yaptım. Distal'deki temas alanımı yaptım. Şimdi mezyal'deki temas alanımı yapacağım. Mezyal'deki temas alanım insital üçlü ve orta üçlü birleşiminde olacak. Şimdi paratinal bölgeye geçebiliriz. Singulumun konumunu ayarlıyorum. Daha sonra iç büküğe bir şekilde ufak parçalar halinde buraya alacağım. Daha sonra yontma işlemi yapacağım. Paratinal bölgede iki marjinal sırtım, bir paratinal sırtım, iki çöküntüm var. Kaninde singulum belirgindir. Paratinal bölgemi bu şekilde aşındırdım. Ortada bir sırt bıraktım. Şimdi marjinal sırtlarımı, paratinal sırtımı oluşturacağım. İki taraftaki çöküntülerimi yapacağım. Ve dişimi kabaca hazırlamış olacağım. Bu şekilde önce uyuyorum, paratinal sırtımı, marjinal sırtlarımı ortaya çıkarıyorum. Daha sonra paratinal sırtlarımı birazcık aşındıracağım ve daha silik bir silüet elde edeceğim.
Misal de kas tepesine doğru kesici kenara eğimi yapıyorum. Labialde 3 lob, 2 sığ çöküntü var demiştik. Bu sığ çöküntüleri oluşturuyorum. Kök bölgesine geçeceğim. Alçı bıçağıyla kök bölgesine kaşındırmalarımı yapıyorum. Kök olarak 39 mm hesaplamıştım. Aklımda santralin 2 kalmış. Şimdi bunu 51 olarak değiştiriyorum. Mum ilavemi yaptım. Kök bölgesine inceltmeleri yaptım. Mezyal ve distalde gelişimsel çöküntüler var. Bu çöküntüler distalde daha derin, mezyalde daha sığ olmak üzere çift taraflı olarak oluşmuş. Şimdi kron kök geçişini ayarlayacağım ve gelişimsel çöküntüleri yapacağım. Kanin değişi için kasp, kurvatür ve apex doğrusu aynı hizada değildir. Kasp, kurvatür ve apex'e göre daha labiyallidir. Yontu işlemimiz bitti. Şimdi polisaj yapıp
tamamen homojen hale getireceğim bütün yüzeylerini ve dişimi tamamen bitirmiş olacağım.